senin ne işin var? Benim anlamadığım sen o gün şirketten neden inşaata gidiyorum diye çıkıyorsun? Bütün bir yol boyunca sana anlatmaya çalıştım. Ama sen anlamak istemiyorsun. Programım değişti diyorum sana. Hani bu Başar vardı ya, telefon etti. Sen de geçen gün gördün. Ben tam inşaata gidiyordum. Telefon etti, ben de onunla görüştüm. Acaba? Ya acaba mı ne demek? Sen bana güvenmiyor musun? Bunca yıl bir programım değişti. Beni suçladığın şeye bak. Ay seni hiçbir şeyle suçlamıyorum Nihat. Cevap istiyorum yani, soru soruyorum sana. Ya ben bugün sonuçta Hülya ile karşılaşmasaydım bütün bu yaptıklarına haberim bile olmayacaktı yani. Sana yaptığım her şeyi, görüştüğüm herkese haber mi vermek zorundayım? Ya biraz abartıyorsun bence Selda. Ay tamam, belki biraz abartıyorum, tamam. Ay Hülya da geldi öyle pat diye söylemedim herkesin içinde, sinir oldum yani. Ay ne bileyim Nihat ya. Hayatım, hayatımın kadını. Sultanım. Ya. Sincapım benim. Sincapım. Ben senin üzerine hiç gül koklar mıyım? Ha? Seni üzecek, kıracak bir şey yapar mıyım ben hiç? Yapmazsın değil mi? Yapmam tabii ki. Ya, bir gören olacak şimdi. Ya biz kendi evimizdeyiz, ne olacak ki? Ay hayatım ne? Şu güzel ellerinle bize piyano çalsan da keyiflensek. Sen istersin de ben piyano çalmaz mıyım? Aşkım. Ne zamandır çalma çalma, parmaklar durdu gel çalma. Sen çalarsın. Dur bakalım. Canım karım benim. Çok komik. Ya sen ruh hastası mısın? Beni sinirlendirmekten zevk mi alıyorsun? Anlamıyorum ya. Bak yine çok konuşuyorsun. Kapatacağım şimdi ağzını. Bak bunu fena yapalım. Beni görünce şok oldun değil mi? Ne işin var senin burada? Sence? Ay oğulları sensin. Allah'ım ben ne günah işledim ya. Al benden de o kadar. Ne yapıyorsun burada? Ben şey... Hadi, hadi yürü gel. Ben de geliyordum zaten.
Resmen aynı evdeyiz. Of Allah'ım ya. Nasıl anlamadım ben? Köpek mi besliyor? Hı? Oğullarınınmış. Ya ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Burada mı oturuyorsun? Mi? Bir an önce buradan ayrılmamız lazım. Ama nasıl? Anneme de bir şey anlatamam. Of ya, of. Bir huzur yok bana. Kesin o da beni görünce şok olmuştur. Bir dakika. Ay pislik. Benim bu evde yaşadığımı biliyordur. Ekmekler yok. Jambonlar da gitmiş. Sehpaya bırakın. Tabii. Yataktaki de oydu. Resmen bütün gün dalga geçti benimle. Aa, onun burada ne işi var? Ben masaya bıraktığımdan eminim. Telefon numarasını kesin o zaman kaydetti. İnanmıyorum ya, bütün gün burnumun dibindeymiş. Of, ne yapacağım ben? Benim ona görünmeden hemen çıkmam lazım. Günaydın anneciğim. Günaydın kuzum. Erken kalkmışsın. Yok, hemen işe gitmem lazım. Dur, ben sana kahvaltı hazırlayayım. Yok anneciğim, ben yolda giderken atıştırırım bir şeyler, merak etme. Bu ne acele? Allah işini rast getirsin çocuğum. Sağ ol anneciğim. Arabayı bile fark edememişim ya. Her şey senin yüzünden başladı zaten. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ne oldu, seni de mi uyku tutmadı? Aynen, biraz koşacağım. Valla benim işim olmasa ben de gelirdim seninle ama. Neyse, başka zaman artık. Ben çıkıyorum. Volkan. Eda'nın doğum gününe ilgili bir şey düşündün mü? Ya baba, açıkçası aklıma farklı bir şey gelmedi. Ama Barış'ın kafesinde yapmak istiyorum. Ya, bence evde sürpriz bir doğum günü partisi yapalım. Prenses bayılır sürprizlere. Bak, sen bunu Cansu'yla organize edersin, tamam mı? Çünkü kimin geleceğini, neler istediğini falan en iyi Cansu bilir. Vallahi baba çok iyi fikir. O zaman ben bugün bunu halledeyim. Tamam, süper. Hadi aslanım. Anneciğim, akşam başka ne konuştunuz Selda teyzeyle? Bizim söz olayımızdan bahsedebildiniz mi? Kızım, açıkçası bizim Sinan'la olan durumu sizin biraz önünüze geçti. Konuyu açmaya fırsatım olmadı yine. Sonra da anlattım ya işte, Eda arayınca hemen kalkmak zorunda kaldık. Neyse, merak etme ama ben Selda ile konuşacağım. Bir tarih belirlesek güzel olur. Tamam. Anne, ben bu ara biraz huzursuzum. Burak bir acayip. Anlamadım. Belki de ben abartıyorumdur, bilemiyorum. Ne olacak ya kızım? Bir şey mi yaptı? Yok, bir şey yapmadı. Ortam bu ara sakin. Biraz fazla sakin hatta. E ne güzel. Hatalarını anladı demek ki, kendisine çeki düzen verdi. Umarım öyledir anneciğim. Biraz merak et bakalım. Hala uyuyor mu acaba? Sinan abi arıyor, açmayacak mısın? Kızım, sohbet ediyoruz şimdi, bölmeyin. Ben onu ararım birazdan. Seni kaybederek çok büyük bir aptallık yaptım. Neden öyle davrandım bilmiyorum. Korktum belki de. Ama sensiz kaldığım zamanlar bana neyin önemli olduğunu gösterdi. Seni üzdüğüm için çok üzgünüm.
Lütfen bana her şeyi düzeltmem için bir şans ver. Günaydın. Günaydın. Aslı'cığım, iyi misin? Merak ettim seni, aklım sende kaldı. Olaysız bir günüm olsa iyi olacağım olmasına da. Yine ne oldu? Gonca, bunu sen bile hayal edemezsin. Hadi ya, çok merak ettim şimdi. Burak'la aynı evde yaşıyoruz. Ne? Yani annem çalışmak için Burak'ın ailesinin yanına aşçı olarak girmiş. Nasıl olur ya? Burak'la aynı evde yaşamak. Şu an şoka girdim resmen. Ben o şoktan dün geceden beri çıkamıyorum. Hayır, tesadüf diyeceğim ama böyle tesadüf de olmaz ki. Yani bu kadarı olmaz. Bence de olmamalı. Aslı inanılır gibi değil. Yani böyle şeyler filmlerde bile olmuyor ki artık. Aslı sana bir şey söyleyeceğim. Biz hep Volkan'ın senin kısmetin olduğunu düşündük ama acaba asıl kısmetin Burak mı? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Gonca ya? Ben Burak ve Volkan, ikisinin de ismini duymak istemiyorum. Tamam canım, kızma hemen. Ben hani olayların sebebini araştırıyordum. Ben sana sebebini söyleyeyim mi? Sebebi benim bahtsızlığım. Ay böyle konuşa konuşa işe geç kaldık. Tamam ama bu bahtsızlık falan değil. Bu evrene olumsuz mesaj vermek. Sana olumlu mesajı ver, o gelir. Siz ev olayını ne yaptınız anneciğim? Baktınız mı? Bak hiç anlatmıyorsun. Yok kızım ama bugün bakarız herhalde. Dün akşam yemekten sonra bakmaya gideriz demiştim. Gidecektik. Gidecektik de Selda ile Nihat geldi. Sonrasında da Eda aradı işte. Eda'nın bir sorunu varmış. Sinan da onu yalnız bırakmak istemedi tabii. Evine gitti. Allah Allah. Neye canı sıkıldı acaba? Çok merak ettim. Bilmiyorum. O biraz sorunlu bir kız galiba. Aynen öyle. Çocuk gibi abartmaya bayılıyor. Mesela yarın doğum günü ya. Bir haftadır tüm sosyal medyada bağır bağır bağırdı. Ay Sağır Sultan duydu doğum günü olduğunu yani. Ben duymadım desene. Gideceksin değil mi doğum gününe? Evet. Ne hediye aldın peki? Henüz bakmadım. İstersen birlikte bakalım ha. Şöyle güzel bir hediye seçelim. Hayırdır anne? Ne bu ilgi alaka şimdiden? Bak kıskanırım ona göre. Kızım, birlikte güzel bir hediye seçelim derken ben seni düşündüğüm için söyledim. İnsanlara mahcup olmayalım. Öyleyse tamam. Yoksa kimseyle paylaşamam annemi. Eda'ya çocuk diyene baksa. Seni burada bulacağımı biliyordum. Nasıl? Birlikte az koşmadık bu sahilde. Şansımı deneyeyim dedim. Bugün şans benden yana. Fark ettim. Volkan. Sana söylediklerimi düşündün mü? Deniz, ben sana tekrar güvenemem. Ben senin güvenine sarsacak bir şey yapmadım. Sadece bir anda ciddiyet beni korkuttu, o kadar. Yani işimi ihmal edecekmişim gibi geldi. İşimi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Biliyorum. Benden bile çok. Yanılıyorsun. Biliyorsun kendi ayaklarım üzerinde durmak zorundayım. İşim o yüzden çok önemli. Sana da yük olmak istemedim. Ama sensiz kaldığımda anladım. Benim için artık senin dışında hiçbir şeyin anlamı yok. Şu an ne istersen yapmaya hazırım. Günaydın. Seninki bugün erkenci. Herhalde kulüpte çalışacağını söyledin ona. Ay ne kulüpte çalışmasın ya? Dalga geçiyorsun herhalde. Yok, dalga falan geçmiyorum. Oğlum bir an önce kahvaltını et de birlikte çıkalım, olur mu? Ben hazırım bak. Nereye gidiyoruz baba? İşe. Kulüpte işe başladın, senin haberin yok mu? Ne?
Sen değil miydin dün telefonda annenle konuşurken kulüpteki işlere yardıma gidiyorum diye? Dedin ya hayatım, hatırlamıyor musun? Unuttun herhalde. Baba ne kulübü ya? Ben orada nasıl çalışırım? Sadece bir hareketimden dolayı bütün yaşadıklarımızı bir anda silemezsin. Sana her zaman dürüst oldum. Sadık oldum. Peki biz ayrıyken, benden uzakken Koray'la beraber seni Bodrum'da gördüm. Buna ne diyeceksin? Koray sadece aynı dizide oynadığım bir arkadaşım. Ben Bodrum'a seni görmeye, seninle konuşmaya geldim. Koray'la tesadüften karşılaştık. Konuşup bir şeyler içtik. Sadece olan bu. Ne olur bana inan. Sen nerede çalışırsın oğlum? Söyle bana. Senin için böyle bir özel bir iş falan mı yaratayım yani? Ne iş yaparsın? Yani hangi işte yararlı olursun sen söyle bana hadi. Söyle. Nihat. Lütfen sen karışma Selda. Yani işine geldiği zaman evlenmeye hazır koskoca bir adam, işine gelmeyince çocuk. Yani artık yeter. Bu sorumluluklarını artık bilmesi lazım. Ben onun yaşındayken 3 ayrı işte çalışıyordum. Seç bakalım. Benimle şirkette mi çalışmak istersin? Yoksa yeni otelimizin inşaatının şantiyesinde mi? Ya da kulüpte mi? Karar senin. Of baba ya. Nihat'cığım dur çocuk bir kahvaltısını yapsın sabah sabah. Kahvaltısı mı? Tabii tabii yapsın. Yapsın ki. Sanki işte haklardınız. Lütfen bize bir şans daha ver. Göreceksin. Ayrı kaldığımız tüm zamanı sana unutturacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz her şeye. Seni çok seviyorum. Oğlum, kararını verdin mi? Ya baba var ya, taktın kafayı bana. Sen kendi isteğinle hiçbir şey yapmayacaksın. Eğer öyleyse, durum da böyle. Ama baba, bu kadar baskı da bıktırır insanı ya. Bıkınca ne yapacaksın? Yoksa evi mi terk edeceksin? Ya sen kredi kartın olmadan 2 gün bile yaşayamazsın biliyor musun? Ya benim başıma bir şey gelse? Ay Allah korusun Nihat'cığım, tövbe de. Hayatım, bunlar hayatın gerçekleri. Ayrıca ben ölene kadar da çalışmayacağım herhalde, değil mi? Ya birinin benim üzerimdeki bu yükü alması lazım. Yoruldum artık. Çok haklısın hayatım. Burak da zaten seni çok iyi anladı. Çok hak veriyor sana Burak da. Değil mi oğlum? Evet. Tamam, çalışacağım. Ama kulüpten başlasam daha iyi olur tabii. Ha, kulüpte. Güzel. Yalnız Bodrum'daki gibi olmayacak bu sefer. Kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Efendim canım. Günaydın canım. Uyandırmadım değil mi? Yoo. Çağlar'la kahvaltı yapıyorduk. Daha önce de aradım ama herhalde müsait değildi. Aa öyle mi? Hiç farkında değilim. Ne yapıyoruz? Eve bakmak için ne zaman buluşuruz? Bir saat sonra müsait olurum ben. Çağlar'la biraz işimiz var da. Asıl Eda nasıl? Önemli bir sorunu yoktur umarım. Yok canım ya. Yüz yüze konuşuruz olur mu? Olur. Senin işin bitince bana haber ver. Ben seni nereden istersen alırım. Tamam canım, görüşürüz. Öpüyorum seni. Öptüm. Nesi varmış? Sonra konuşuruz dedi ama bence bir şey yok. Söyledim sana. Sırf şımarıklık. Neyse hadi biz kalkıp şu şımarık kıza beğeneceği bir hediye alalım. Of ya gerçekten yapacak çok iş var. Çok stres oldum Cansu. Ay dur sakin ol. Önce bir bakalım neleri hallettik. Elbiseler, ayakkabılar. Onlar tamam. Ay hem de nasıl tamam? Yıkılıyor. Ay herkes elbisene bayılacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Barış mekan organizasyonu. O da tamam. Her şeyle ilgileniyor aşkım sağ olsun. Bugün de şirketle görüşecek. Zaten ben pastamı seçmiştim. Ya çok yardımcı oluyor. DJ hazır mı? Evet ya onunla da ilgilenirim dedi. Çok da ilgili. Davet listesindekilerin hepsi arandı değil mi? Evet, herkes arandı. Senin bana söylediklerini de ben aradım.
Aslı en önemlisi. Onu da aramalıyız. Aslı'yı da mı çağıracaksın? Evet. Niye şaşırdın? Yok yani son olaydan sonra abinden çekinirsin diye düşünmüştüm. Kızım ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Barışmaları bir dans etmelerine bakar. Hem bu benim doğum günüm. Kimi çağıracağıma karışmaz herhalde abim. Ayrıca Aslı'yı ne kadar sevdiğimi biliyor. Evet evet. Neyse listemizi kontrol etmeye devam edelim. Kuaför randevusu tamam. Ya çok güzel olmalıyım. Saçımı nasıl yaptırsam? Ya ona kıyafetine göre karar veririz. Ay takma kirpik taktıralım ama unutmayalım. Evet. Bakışlar önemli. Sonuçta yarın akşam Barış'a bakıp ben sana aşığım diyeceğim. Ya kızım sen bayağı ciddisin. Yani doğum günde Barış'a açılacağına emin misin? Cansu, verdiğin gazı alma istersen. Tamam, tamam. Bak ne diyeceğim sana. Bugünden itibaren oğlum Burak senin yanında çalışmaya başlayacak. Öyle mi? Peki efendim. Yalnız benim oğlum olduğu için ona müsamaha falan göstermeyeceksin. Tamam mı? Yani bir işletmede A'dan Z'ye ne bilinmesi gerekiyorsa her şeyi ona öğreteceksin. Bir işletme nasıl idare edilir, müşteriye nasıl davranılır, kar, zarar falan her şey, her şey. En ufak bir kaytarmasına da izin vermeyeceksin. Sorumluluk sende. Eti senin, kemiği benim. Ama yok artık ya, ne diyorsun? Tamam mı? Peki efendim, siz hiç merak etmeyin. Başarılı olacağına eminim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim, görüşmek üzere. Yani baba, yanımızda çalışan bir elemanın önünde beni ne duruma düşürdün ya? Oğlum, yanımızda çalışan eleman dediğin adam yıllardır bu işin başında ve kulübü en iyi şekilde yönetiyor. Onun sayesinde kulübümüz Türkiye'nin en seçkin kulüpleri arasında yer aldı. Ya böyle gurur falan yapacağına adamdan bir şeyler öğrenmeye çalışsan daha iyi olacak, değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Hadi oğlum, bir an önce gidelim. Yalnız sen üstünü değiştir. Yani kulüp için şöyle düzgün bir şeyler giy. Hadi bakalım. Geçecek onun şeysi, sen üzülme. Barıştık değil mi? Yine birlikteyiz. Evet. Ama yine de hemen eskisi gibi olmamızı bekleme. Bana bir şans verdin ya. Eskisinden de iyi olmamız için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Bir dakika, bir dakika. Neyse, benim üzerimi değiştirip işin başına geçmem lazım. Tamam aşkım. Belki fırsat bulursan birlikte bir öğle yemeği yeriz. Olabilir. Konuşuruz. Ben yürümeye devam edeceğim canım. Nasıl istersen. Görüşürüz. Görüşürüz. İşte bu kadar basit. Şimdi güzel haberi dosta düşmana duyuralım. Ay Emel'cim çok teşekkür ederim canım, sağ ol. Çok teşekkürler. Hayatım bunlar yemeklerin. Bu ikincisi kim için? Ay Mine'nin istemişti ya. Sen siparişlere mi başladın artık? Ay evet, bilmiyorum ne yapacağım yani. Ya bir şey söyleyeceğim, arkadaşları da var isteyen. Ay ne yapacağım bilmiyorum. Sen bu işin ticaretini mi yapsan acaba? Ay bilmiyorum, olur mu acaba Nihat? Ya Seda, olur mu öyle şey? Şaka yaptım tabii ki. Yani ticaret, micaret sen anlamazsın ki bu işlerden. Aşk olsun, niye anlamayayım? Ay saf mıyım ben? Elçin'i görmüyor muyuz? Koskoca bir şirketi yönetiyor. Benim neyim eksik? Yani bazen kırıyorsun insanı, biliyor musun? Selda, yani döndün dolaştığın konuyu nereye getirdin Allah aşkına? Ben böyle bir şey demek istemedim ki. Yani anlamazsın derken sen bu işlerle uğraşma demek istedim, değil mi? Ayrıca senin Elçin'den ne eksiğin var hayatım? Hatta yani böyle fazlan bile var senin. Ayrıca biliyorsun genelde böyle hani bazı kadınlar yalnız olunca daha başarılı olmak ister, daha hırslanırlar falan. Senin böyle bir şeye ihtiyacın yok. Senin arkanda kapı gibi kocan var, değil mi? Orası öyle aşkım. Hazırım. Hadi çıkalım bakalım. Ya böyle baba oğul bir araya geliyorsunuz ya. Ben çok gururlanıyorum. Bakalım ne kadar dayanacak. Çok fena hırs yaptım baba. Görürsün.
Hadi bakalım. Ay yapar mıyım oğlum? Tatlım benim. Sallama onları hayatım. Anneciğim çok zevklisin. Harika bir ayakkabı ama. Bence de çok şık. Umarım beğenir. Beğenmez mi? Bayılır. İnanmıyorum. Kaldığımız yerden daha büyük bir aşkla devam. Nasıl ya? Kızım ne oluyor? Volkan'la Deniz barışmış. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Bir de kaldığımız yerden daha büyük bir aşkla devam yazmış. Anne bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Kızım bir sakin olur musun? Ne var bunda bu kadar büyütecek anlamıyorum. Ya Volkan Deniz'e evlenme teklif etmişti. Bu da demek oluyor ki bu yaz sözlenecekler. Hem de bizden önce. Ya kimse bu kızın ne olduğunu görmüyor. Volkan nasıl bu kadar saf olabiliyor? Ay ne var ki bu kızda? Ne yaptı ki Volkan'a? Önce Volkan'ın evlenme teklifini reddedip terk etti. Sonra dizideki rol arkadaşıyla birlikte oldu. Çocuk bunu terk edince de Kürtçü dükkanına geri döndü. Üstelik en bombası da Volkan'ın bunlardan haberi yok. Ay. Sizin bu zamane ilişkilerini benim aklım almıyor. Neyse seni ilgilendiren bir durum yok ortada. Var anne var. Bu kız benden önce sözlenemez. Ama ben onun soyadını ortaya çıkarmasını bilirim. Sakın. Çağla bak sakın başkasının hayatına burnunu sokma. Zararlı çıkan da sen olursun. Sen kendi ilişkine bak. Ona da bakamıyorum ki bir türlü. Bu ara beni çok ihmal ettin. Selda teyzeyle de bir türlü konuşamadın. Ya kızım konuşacağım dedim ya. Ne zaman? Elçin'cim merhaba hayatım. Merhaba Selda'cığım nasılsın? Ay iyiyim canım sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Biz de Çağla'yla dışarıdaydık da müsaitsen sana da bir arayalım dedim. Ay tabii hayatım bekliyorum. Hah tamam görüşürüz. Hoşça kal. Tamam canım bay bay. Gidiyoruz Çağla'cığım. Aslı'cığım nasılsın? İyiyim Eda'cığım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şey, benim yarın akşam doğum günü partim var. Ve eğer sen de gelirsen çok ama çok mutlu olurum. Söz vermeyeyim ama gelmeye çalışırım. Ya Aslı lütfen. Bak söz veriyorum hiçbir şey yapmayacağım. Sadece eğleneceğiz. Hem sen gelmezsen beni affetmediğini düşüneceğim ve gerçekten üzüleceğim. Tamam canım, gelirim. Tamamdır. O zaman ben sana adresi mesaj atarım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz canım. İşte bu. Ay inşallah abimle barışırlar. Kızlar, yine toplanmış ne kaynatıyorsunuz? Hiç. Doğum günü planlıyorduk. Birlikte planlıyorsunuz yani. Ne güzel. Aslında Cansu planlıyor dersek daha doğru olur. O kadar güzel şeyler düşündü ki bana hiçbir şey bırakmadı. Sıkı dost olmanın faydaları. Neyse hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz abiciğim. Görüşürüz. Görüşürüz Volkan abi. Gonca. Eda aradı beni. Doğum gününe çağırıyor. Sen ne dedin? Aa, çok ısrar etti. Belki gelirim dedim ama gitmeyeceğim. Saçmalama Aslı ya. Niye gitmiyorsun? Gonca hani bu konu hakkında ağzını açmayacaktın? Tamam. Sustum. Bence gitmelisin. Ağzımı açmam dedim. Yazmam demedim diyorsun yani öyle mi? Gerçekten çok yaratıcısın Gonca. Neyse Eda'cığım ben gidiyorum. Geliyor musun? Nereye? Tenis dersim var ya bugün. Doğru. Yok ben gelmeyeyim ya. Neme lazım bir yerimi sakatlarım falan. Benim yarına kadar dikkat etmem lazım. Yarından sonra ne olursa olsun diyorsun yani. Alemsin ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım.
beni arar mısın? Sakın Eda'ya çaktırma. Ay, acaba benle ne konuşacak ki? Yoksa... Ay, bugün de bana bir garip bakmıştı. Ay, acaba mı ya? Yok canım. Ama ne diyorum ben ya? Volkan abi gibi biri bana niye baksın ki? Rüyada bile olmaz. Volkan abicim. Seninle konuşmamız gerek Cansu. Nasıl yapalım? Nerede buluşuyoruz? Tenis dersim var. Kulübe gideceğim. Orada görüşelim istersen. Ya da daha sonra... Tamam, kulüpte buluşalım. Bana uyar. Tamam, öyleyse görüşürüz. Ben de sizi bekliyordum Burak Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babanız bu sabah beni aradı. Ha, biliyorum biliyorum, yanındaydım. O halde durumu da biliyorsunuz. Size işi öğretmemi istedi. Siz bana hızlandırılmış bir kurs yaparsınız. Ya ben zaten hemen kaparım. Tabii tabii, siz merak etmeyin. Buyurun gidelim. Kolay gelsin Emel'cim. Misafirlerime neler hazırlıyorsun bakayım? Ay Emel, keşke kızım bize pasta yapsaydı ya. Olsaydı yapardı. Ama Aslı bugün sabah işe başladı. Öyle mi? Güzel. Çok güzel. Çok heyecanlı. Erkenden gitti yavrum. Umarım bu sefer bir terslik olmaz da işten kovulmaz. Yani Aslı benim kadar şanslı değil patronları konusunda. Selda Hanım, misafirleriniz geldi. Bahçeyi aldım. Aa, hiç duymamışım geldiklerini. Kimler gelmiş? Erçin'cim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ay benim prensesim de gelmiş. Hoş bulduk Selda teyzeciğim. Canım benim. Ay Erçin'cim nasılsın hayatım? İyiyim Selda'cığım. Bizim de Çağla'yla dışarıda birkaç işimiz vardı. Sana da bir uğrayalım dedim. Ay ne iyi ettiniz. Tatlım nasılsın Çağla'cığım? İyiyim Selda teyzeciğim, siz? İyiyim canım ben de. Burak yok mu? Burak artık çalışmaya başladı. İş güç sahibi. Ciddi ciddi çalışıyor. Öyle mi? Bana bir şey söylemedi gerçi. Holding'de mi? Yok canım, kulüpte çalışmaya başladı. Holding onun için sıkıcı olacaktı. O yüzden kulüp onun için daha iyi oldu. Genç yaşta işlerle ilgilenmesi onun için ileride büyük bir avantaj olacaktır. Erkenden sorumluluk alması da... Önemli tabii. Ay evet, Nihat da öyle diyor. Artık evlenecek, sorumluluk sahibi olacak diyor. Haklı tabii. Ben bir Burak'a hayırlı olsuna mı gitsem acaba? Olmaz kızım, daha ilk günden. İşleri vardır çocuğun. Akşam buluşacaksınız nasıl olsa, o zaman konuşursunuz. Ay yok hayatım, gitsin tabii. Git. Ay ilk günden bir sürü işi olacak hali yok ya. Hem seni görmek ona iyi gelir. Ben o zaman gidip bir sürpriz yapayım Burak'a. İyi, peki kızım hadi git. Hayatım, seni şoförümüz kulübe bıraksın, olur mu? Tamam, olur. Bir şey alır mıydınız? Ben bir Türk kahvesi rica edeyim. Sade olsun lütfen. Benimki de sade bir Türk kahvesi olsun Şükran'cığım. Bir de Şükran, Suat'a söyler misin? Arabayı hazırlasın, Çağla'yı kulübe bırakacak çünkü. Tabii Selda Hanım. O zaman görüşmek üzere. Tamam bebeğim, hadi git sen. Görüşürüz. Şükran. Efendim. Gelenler kim? Elçin Hanım'la kızı Çağla Hanım. Aile dostları ama yakında akraba olacaklar. Burak Bey uzun zamandır Çağla Hanım'la birlikte. Gelinleri olacak yani. Evet. Ay Emel. Kızdaki şansı görüyor musun? Derler ya para parayı çeker diye. Doğru valla. Kalkıp da bizim kızlar böyle koca bulacak değiller ya. Benimkinin kocasını biliyorsun. Hayırsızın teki çıktı. Ay Emel. İnşallah Aslı'nın kocadan yana şansı güler. İnşallah canım. Öncelikle soyadınızı babanızdan aldığım yetkiyle affınıza sığınarak bir kenara bırakıyorum. Bundan böyle ilişkimiz ast üst ilişkisi olacak. Bunda mutabık mıyız Burak Bey? Peki. Güzel. Bugün ilk iş gününüz olduğu için fazla zorlamayacak bir işle başlamayı uygun gördüm. Bırakabilirsin oğlum, gel.
Teşekkür ederim. Biz üyemiz olan her müşterimize bir kayıt formu açarız. Daha sonra bu formdaki bilgileri bilgisayara kaydederiz ve formları dosyalarız. Ancak geçenlerde bilgisayarımıza bir virüs girdi ve maalesef bütün bilgileri kaybettik. Şimdi bu bilgilerin tekrar girilmesi gerekiyor. Fazla değil, 500 kadar. Ne? 500 mü? Tabii önce alfabetik olarak sıraya koymak şart. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok, hayır. Yarına kadar bu sıralamayı yaparsanız hafta sonuna kadar da bütün bilgileri girmiş olursunuz. Bu arada ben akşama kadar kulüpte olmayacağım. Kolay gelsin. Ya... Kafayı yemiş. Hayatta hiçbir kuvvet yaptıramaz bana bu işi. Hiç kusura bakma baba ya. Efendim babacığım. Başarılar demek için aradım oğlum. Çünkü başaramamak gibi bir şansın yok. Yani ne zamandır ben de seninle çocuklar hakkında konuşmak istiyordum Selda'cığım. Bir türlü fırsatımız olmadı. Açıkçası Çağla son zamanlarda biraz huzursuz. Önce bu Amerika planının iptal olması, ardından basında çıkan bu yalan yanlış haberler. Sonra Burak'ın Çağla'ya bazı özensiz davranışları. Ay evet hayatım ya, inan ben de çok üzüldüm. Her şey çok üst üste geldi. Ben bu son olanlarda Burak'ın hiçbir suçu günah olmadığını çok iyi biliyorum. Resmen popülerliğinin bedelini ödüyor çocuk. Ay onun da işi zor, sürekli göz önünde. Dosttan çok düşmanımız var bizim Selda'cığım. Ay evet aynen hayatım ya. Yani bire bin katıp yazmıyorlar mı? Sanki aralarında bir resmiyet olsa her şey daha farklı olacak gibi geliyor bana. Hem milletin ağzı kapanır hem de çocukların birbirlerine bakış açıları daha bir ciddileşir sanki. Kesinlikle haklısın hayatım, ben de sana katılıyorum. Buna çok sevindim. Hemen hazırlıklara başlayalım mı o zaman? Önce çocuklarla mı konuşsak ha? Ne dersin? Yani eminim Çağla buna çok sevinecektir ama acaba Burak ne der? Hayatım sen onu bana bırak. Ay sonuçta her şey onların mutluluğu için. Pardon. Sinan arıyor, o da benden haber bekliyordu. Bugün eve bakmaya gidecektik izninle. Efendim canım? Elçin, ne yaptın canım? Çağla'yla Selda'ya uğradık, laflıyoruz. Sen? Ben şirketteki işlerimi hallettim, çıktım. Eve bakmaya gidecektik, senden haber bekliyordum ama. Seni beklettim değil mi? Pardon. Gelip alayım seni. Olur hayatım. Tamam, geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Sinan beni buradan alacak. Galiba biz çifte kutlama yapacağız. Hocam birazdan devam edelim mi? Ne haber Cansu? İyiyim Okan abi, sen nasılsın? İyidir. Eda'ya sürpriz bir doğum günü yapmayı düşünüyorum. Bunun için bir tek sen bana yardımcı olabilirsin. Tabii ki, seve seve. Eda Barış'ı mekanda yapmayı düşünüyor. Ama biz bunu son anda iptal edeceğiz. Ay canım ya, çok üzülecek. İptal etmesek mi? İptal etmesek nasıl sürpriz yapacağız? Ya evet, haklısın. Biz de ona evde sürpriz bir parti hazırlayacağız. Barış abi gelecek değil mi? Yani haberi var mı demek istedim. Bizim ekip gelecek, evet. Ben konuşacağım onlarla. Şimdi senden ricam, Eda kimleri çağırdıysa onları arayıp partinin evde olduğunu söylemen. Söylerim tabii, ararım ben herkesi. Ay, yalnız bir kişi var, onun numarası bende yok. Kimmiş o? Ya kızma Volkan abi ama Eda Aslı'yı da doğum gününe çağırdı. Bu sefer gerçekten seninle bir alakası yok. Eda Aslı'yı çok seviyor, arkadaşı olarak görüyor. Peki tamam, ben Aslı'ya söylerim. Tamam, süper. Aklında başka bir şey var mı yapabileceğimiz? Barış abinin mekanda olacak her şey tamam değil mi? Evet. Ya aslında bir fikrim var. Bahçeye perde koyarız, bebekliğinden beri olan fotoğraflarını da koyarız. Bir de hep beraber klip hazırlarız. Ya Eda buna çok sevinecek, eminim. Çok özel bir hediye olur onun için. Yani güzel fikir, beğendim. Ya Eda çok duygusal biri. Bunu izledikten sonra kesin ağlar. Yapmasak mı? Sizin bu dostunuza gerçekten hayranım. Yani benim ne hissedebileceğimi bu kadar ince düşünen bir dostum yok. Gerçi dostum var mı onu da bilmiyorum da. Burak abi var ya. Yani Burak var tabii ama akrabam sonuçta. Bir zorunluluk var. Barış abi. Doğru, haklısın. Ama sizinkisi çok güzel ve nadir rastlanan türden.
O yüzden birbirinizin değerini bilin. Tamam Volkan abi, sen merak etme. Eda benim kan bağım olmayan kız kardeşim gibi, dosttan da öte. Neyse, hadi ben seni tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunlar da ne karışıkmış ya. Burada vakit böyle geçmez ki. Benim eğlenmem lazım. Çok sıkıldım. Sevdim ben burayı. Müşteri standardı ne kadar yüksek. Evet evet, ben de fark ettim. Kızım tabii kulüp burası. Öyle herkesi almazlar. Ona göre seçiyorlardır müşterileri. Aslı, biz ne zaman diğer tarafa geçeceğiz? Yani hizmet eden değil de hizmet edilen. Maalesef Gonca, herkes şanslı doğmuyor. Biz de çalışıp kendi şansımızı kendimiz yaratacağız. İnşallah. Volkan geliyor. Hadi ya. Ya niye geliyor ki şimdi? Bunu gördükçe ben kötü oluyorum. Kızlar, ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Teşekkürler. Bir sorun yok değil mi? Yok, her şey yolunda. Güzel, sevindim. Aslı senle biraz konuşalım mı? Benim de işim vardı zaten. Aslı'cığım ben seni idare ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın Eda'nın doğum günü biliyorsun. Sanırım seni de davet etmiş. Evet, sağ olsun. Öncelikle Eda'nın geçen günkü davranışına rağmen onu kırmayıp teklifini kabul ettiğin için teşekkürler. O sana kısa sürede çok fazla ısındı. Duygularımız karşılıklı. Ben de ona aynı şekilde. Ben Eda'nın doğum günü için bir sürpriz planladım. Yalnız bu Eda'nın düşündüğü gibi Barış'ın kafesinde değil, bizim evde olacak. Diğer mekanda sorun çıkmış gibi mi yapacaksınız? Aynen öyle. Yani parti bizim evde olacak. Sen de geleceksin değil mi? Yani gerçi zaten mekan değişti diye gelmemezlik mangarip olurdu. Haklısın. Neyse, ben işimin başına döneyim. Tamam. Bir şey ister misin? Ben bir soda alayım. Yalnız üstüme dökmemen kaydıyla. Şaka yapıyorum, şaka. Tamam, ben hemen getiriyorum. Tamam. Bir soda alabilir miyim? Benimki ne yapıyor acaba? Şimdi oraya gidemem. O zaman o benim ayağıma gelsin. Biraz takılayım. Efendim? Müdüriyetten arıyorum. Aslanım orada mı? Burada efendim. Çok acil müdürün odasına gelsin. Söyler misiniz? Teşekkürler. Afiyet olsun. Seni çok acil çağırıyorum. Neden ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Acil gelsin dedi. Ya tamam. Aslı, iyi misin? Rengin bembeyaz olmuş. Ya Gonca müdür beni odasına çağırmış. Yine mi kovulacağım ben? Ay, yok artık. Ama acil demiş. E canım, evrak falan isteyeceklerdir. Gerilme hemen. Öyle mi diyorsun? İnşallah. Tamam, ben gideyim o zaman hemen. Tamam, ben seni idare ederim. Tamam. Hadi. Ay, kıyamam ya. Kızda resmen işten kovulma fobisi oluştu. Buyurun efendim.
Gel bakalım. Otur şöyle. Ya yine mi sen? Ben artık gerçekten çıldıracağım. Aa, aşk olsun ama ya. Ben sana bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyorum. Sen de bana sinirlen. Neymiş güzel haber? İşten mi kovuldun? Çünkü burası gerçekten artık sıkıcı olmaya başladı. Aksine. Bence gayet eğlenceli olmaya başladı. Çünkü yeni patronun benim. Ne? Bunu kabul edemem. Ya patronum olur musun demedim. Yeni patronum benim dedim. Anlamadın sanırım. Patronum olan olmanı istemiyorum. İstifa ediyorum ben o zaman. Niye ya? Neyim varmış benim? Ben patron olamaz mıyım? Ya güldürme beni. Daha sen kendini idare edemiyorsun. Koskoca tesisi mi yöneteceksin? Ne var ya? Sen kafede garsonluk yapabiliyorsun. Ben bu işi yapamıyor muyum? O kadar zor olamaz. Ben senin ukalalıklarına uğraşamam. Volkan'ın sözüne güvenip işe başladım ben. Burak buralara pek uğramaz dedi. O yüzden başka bir iş bul kendine. Vay, arkamdan iş çevirmeler falan. Ne yapayım? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Sen yarın öbür gün beni evden de kovarsın. Yok, o kadar da değil. Ama evden çıkmam için benim bu işe ihtiyacım var. İlk fırsatta da çıkacağım evinden, merak etme. Senin buradan da, evden de gitmeni isteyen yok. O zaman benimle pek muhatap olma. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Neymiş bu kadar acil olan? Bana yardım edeceksin. Yine ne var? Yalan mı söyleyeceğim? Ya hayır ya, işle ilgili. Hani iş zor değildi? Kendin yap. Ya sen patronuna karşı mı çıkıyorsun? Benim zaten bir işim var. Müsaade edersen işin başına döneceğim. Tamam. Şunları alfabetik olarak bir sırala, öyle gidersin. Ya benim işim var diyorum. Sekreterine yaptırsana. Niye benimle uğraşıyorsun? Ya bu kadar kolay bir işi yapamamış dedirtmem ben. Çok gururlusun. Gözlerim yaşardı. Tamam, hadi bak. Bırak dalga geçmeye de yardım et bana. Akşama kadar anca biter bunlar ya. Oldu. Başka emriniz var mı? Ya bugünlük bu kadar. Ya sen... Efendim? Burak Bey, Çağla Hanım geldiler. Ne? Biraz bekletin. Çağla'nın burada ne işi var ya? Seni burada görmemesi lazım. Ne? Ne yapacağız? Sen şuraya saklan. Ben hemen dışarı çıkıp onu buradan uzaklaştıracağım. Tamam mı? Sen de ortalıkta gözükme. Başka emriniz var mı? Bana ne ya senin sevgilinden? Ya bak, seni de tanıyor. Onu rezil olmak istemezsin sanırım. Ayrıca Çağla'nın nasıl biri olduğunu hayal bile edemezsin. İkimizi bir odada görürsek büyük olay çıkarır. Annemin kulağına kadar gider bu durum. Uf ya, tamam. Aşkım, bu ne güzel sürpriz. Sevgilim, ne oldu? Toplantıda falan mıydın? Yo, ben de tam yemeğe çıkıyordum. Hadi birlikte gidelim. Hadi gel. Tamam. Uf, Allah'ım ben ne günah işledim ya. Aşkım. Hoş geldin. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayatım.